Kırsal kesimde görülen kar yağışı nedeniyle kapanan devlet ve köy yollarını açma çalışmaları gece gündüz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Karayolları 94. Şube ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri kapanan yolları açarak vatandaşların rahat ulaşım yapmalarını sağlıyorlar. Açılsın abi. Evet. Yolumuz açılsın. Evet. Biz eve sağ salim yetişelim. Başka bir beklentimiz yok abi. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun sizden. Tamam. Kaç kişisiniz abi? 12 kişi. 12 kişi. Burada bir bayan var. Onlar evet. da hasta. Hastaneye geldik. He. Nereye gideceksiniz abi? Yaprak Tepe'ye gideceksiniz. Evet. Tamam abim ben. Tamam. Allah'a emanet olun. Biz sizi kurtaracağız. Kaptan. Buradan geri dönüş yapıyoruz. Yolunuz açık olsun. Tamam hocam. Teşekkürler. He. Dikkatli olun. Allah'a emanet olun. Tamam abim benim. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi Allah'a emanet olun. Karayolları ekipleri kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği Cevizli Grupköy yolu ile Pervari ilçe yolunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri de Şirvan'da koruyucuları Pervari'de yolcu minibüsü kurtardı. Siirt'in Şirvan ilçesine Elmadalı köyünde korucular Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyüne gitmekte olan yolcu minibüsü Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde nöbet değişimine gitmekte olan korucular yağan aşırı karda ötürü mahsur kaldılar. Mahsur kalan korucuların ihbarını alan ekipleri koruculara ait araçları kurtararak güvenli bir şekilde nöbet değişimine gitmeleri sağlandı. Araç içerisinde toplamda 12 yolcunun olduğu belirtilen Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hizullah Çampolat, karla mücadele çalışmalarımız Sayın Valimiz Osman Hacı Bektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Ekiplerimiz gelen ihbarlarını anında değerlendiriyor. Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde mahsur kalan köy korucuları kurtarıldı. Pervari'de ise Yapraktepe köyüne giden yolcu minibüsü ise yolcuları ile birlikte güvenli bir şekilde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. Sizlerin aracınız ile köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri tekrar uyarıyoruz. Trafiğe çıkmadan önce kış lastikleri takmalarını, araçlarında ise zincirlerin bulundurmaları ricasında bulunuyoruz, dedi.